Hazırlık maçı oynamak üzere Atina'ya gittiler. Havaalanında gördükleri muameleye sert tepki gösterdiler. Sarı kırmızılılar İstanbul'a geri döndü. Atina'da havaalanına inen Galatasaray kafilesinin talep edilen tüm prosedürler önceden yerine getirilmiş olmasına rağmen PCR testleri kabul edilmedi. Ekibin yeniden test yaptırmaları istendi. Kaba bir tavırla karşılaşan Galatasaray kafilesi yaklaşık 2 saat havalimanında bekletildi ve soruna hiçbir çözüm bulunmadı. Bunun üzerine kafile İstanbul'a döndü. Havaalanında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Atina'da yaşananlara sert tepki gösterdi. Yapılan davranışların dostça olmadığını söyledi. Dostluk maçları dostlarladır. O davranış hiç dost bir davranış değil. Dolayısıyla hadisenin Ali Bey'le beraber biz de dedik ki o zaman dönüyoruz biz. Dönme kararımız daha doğrudur. Yaşananları Galatasaray'a yapılmış bir hareket olarak görmediğini belirten Terim tepkisini "biz bunlara boyun eğecek insanlar değiliz" sözleriyle dile getirdi. Son yılların hassas dengesi içerisinde bu davranış şekli hoş davranış şekli değil. Yani ne tarz, ne tavır, ne takınılan hareket tarzı hiç hoş bir şey değil. Biz bunları ne kaldıracak, ne de boyun eğecek, ne insanlarız ne de kulübüz. Dolayısıyla yapılması gerekene karar verdik ve takımımızı alıp döndük. Galatasaray kafilesine yapılan muameleye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bugün Galatasaray futbol takımımızın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaboğlu ise Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum ifadesini kullandı. Çavuşoğlu'nun Galatasaray'ın Atina'da havaalanında yaşadığı olayla ilgili Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la bir telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. Evet, doçent doktor Ece Baban'la konuşuyoruz. Şimdi Ece Hanım, bu skandalı, bu PCR testi muamelesini neden böyle oldu sorusunun cevabını ararken, çünkü niye? Tansiyonu düşürmeye çalışıyorlardı. Son olarak Çavuşoğlu'nun Atina ziyareti, iki dışişleri bakanının birbirine sarılması, o fotoğraf hala hafızada. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde de genel olarak gidişattan olumlu yönde bahsediliyordu. Dolayısıyla şimdi bu niye oldu? Bu sorunun cevabını ararken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyarete odaklanmalı mıyız sizce? Bununla ilgisi olabilir mi? Çünkü Atina'dan yapılan tüm açıklamalarda bu ziyarete bir kaygıyla beklendiğine tanık oluyoruz özellikle. Ne dersiniz? Kesinlikle. Tabii ki bunun etkisi çok büyük. Çünkü bu havaalanında yaşanan olaya baktığımız zaman aslında Galatasaray Spor Kulübü'nden ziyade Türkiye'ye yapılmış olan bir itibarsızlaştırma ve aynı zamanda Türkiye ile olan ilişkilerdeki gerginliği de stabil tutma. Beraberinde bütün, şimdi bunu medyaya yansıyacaklarını da biliyorlar. Özellikle bunu medyanın gözü önünde yapmak, Türkiye'yi konumlandırırken hani bir bunu anlaşmalı, özellikle de hani 72 saat geçerli olacak PCR testlerini, uluslararası bütün kurallara uygun olarak hareket eden ve dostluk maçına giden. Bakın burada bu çok önemli bir şey. Tüm dünyanın, yani futbol çünkü herkes tarafından izlenilen, takip edilen ve popülaritesi çok yüksek, takip oranı çok yüksek bir spor. O yüzden futbol devletin aslında ideolojik aygıtlarından bir tanesi olarak değerlendirilir. Neden? Çünkü futbolun etkisi o kadar kitlelere ve insanları derinden etkileyebilecek bir yapıya sahiptir. Şimdi Yunanistan'ın özellikle Kıbrıs ziyaretinden rahatsız olması ve Türkiye'nin aslında Doğu Akdeniz'de dahil olmak üzere, Ege dahil olmak üzere, Kıbrıs dahil olmak üzere, Türkiye'nin şu anda Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Birliği ile tam olarak demiyorum ama Avrupa Birliği ülkeleriyle geliştirdiği ilişkiler, Amerika Birleşik Devletleri ile farklı noktalarda oluşturabileceği müttefiklikler, NATO ile birlikte hareket etme kabiliyeti. Bütün bunların hepsinde olumlu adımlar atarak Türkiye'nin daha ılımlı yaklaşması, çevresindeki ülkelerle ilişkilerini geliştirmesi ama en önemli nokta sizin de belirttiğiniz gibi Kıbrıs konusu. Çünkü Yunanistan Kıbrıs konusunda
çok hem Türkiye'ye karşı, Türkiye'yi bir güvenlik tehdidi olarak görerek 1993 yılında Türkiye'ye karşı onların Kıbrıs, yani Güney Kıbrıs Rum kesimiyle birlikte, yönetimiyle birlikte Yunanistan'ın yaptığı anlaşma, bir savunma anlaşması Türkiye'yi tehdit olarak gördüğü için, hem de Kıbrıs hem Doğu Akdeniz açısından hem de Yunanistan'ın kullanabileceği, kendi elinde ilişkilerini iyileştirerek, Türkiye'yi burada etkisizleştirerek, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği, NATO içerisinde de bunu bir koz olarak kullanabileceği en önemli unsurlardan bir tanesi. Kıbrıs çok değerli bir ada. Türkiye'nin bu konudaki girişimleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle olan ilişkiler ve geliştirdiği bütün, evet, bu Kuzey Kıbrıs özellikle Türk Cumhuriyeti'ndeki adımları da Yunanistan'ı oldukça rahatsız ediyor. Bunun üzerine bakın, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin öncesinde de bir kriz çıkartmıştı. Şimdi bu görüşme öncesinde de bir kriz çıkartıyor ve bunu itibarsızlaştırarak farklı, işte Türkiye'yi temsil eden bir takım üzerinden yaparak itibarsızlaştırmaya ve gerilimi sabit tutmaya çalışıyor. Bu tabii ki Türkiye'ye yapılmış bir hareket. Bunun da karşılığı, ki bekletme diplomasisini biliyorsunuz, kapıda bekletme diplomasisini liderler bunu çok kullanır. Yunanistan keza böyle bir aslında yönetimi yapmak istemiş. Şimdi şöyle, peki 20 Temmuz'da, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önceki açıklamasında, hatta Mayıs ayında bu ziyarete ilişkin, inşallah 20 Temmuz'da ben Kıbrıs'ta olacağım ve Kuzey Kıbrıs'tan gerekli mesajları tüm dünyaya inşallah oradan vereceğim, onun için Kuzey Kıbrıs'ta olacağım ifadesini kullanmıştı. Evet. İşte ben mesela Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın açıklamalarına baktığımda bu ziyaret için dönüm noktası ifadesini kullanıyor mesela Dendias. Ve diyor ki, önümüzde bölgede gerginliğin seviyesini ölçeceğimiz, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve deniz hukuku kurallarına uyup uymadığını göreceğimiz dönüm noktası bir tarih var. Bu tarihte 20 Temmuz ne olacak göreceğiz ifadesini kullanacak. Ne olabilir? Sonuçta Kıbrıs'ta Türkiye'nin iki devletli çözüm noktasında olduğunu biliyoruz artık federasyon. Bunu zaten tüm dünya biliyor. Bunun ötesinde bir şey bekliyor musunuz, yoksa aynı mesajların üzerinde mi bir kez daha durur Cumhurbaşkanı, yoksa sürpriz bir açıklama beklentisi var mı sizde? Şöyle, ben özellikle tabii aynı mesajların üstünde durulacaktır, çünkü bu kabul edilmesi gereken, yani kabul ettirilmesi gereken ve özellikle bu konu bir adım atılmaması gereken bir süreç. Ama ben Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınması, aynı zamanda da deniz anlaşmalarının yapılması Akdeniz açısından çok, çok önemli, çünkü başka işbirlikleriyle alakalı da bir takım sürpriz belki açıklamaların gelebileceğini bekliyorum. Çünkü bir dönüm noktası olarak anlamak, bu Kıbrıs'la tabii ki çözüm, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diğer ülkeler tarafından da özellikle tanınarak iki devletli bir çözüm olarak karşımızda olması çok çok önemli. Bu noktaya gidebilmek için Kıbrıs'la bazı anlaşmalar yapıp bunu hukuksal ve yasal zeminde, uluslararası platformda tanınır hale gelebilecek bir takım adımlar atmanız gerekir. Dolayısıyla da yani bu süreci hazırlayacak bir yol açmanız gerekir. Ben Cumhurbaşkanımızın şu anda o yolu açabilecek bir takım adımları atabilecek açıklamalar yapabileceğini, Yunanistan'ın da özellikle bu konuda rahatsızlık duyduğu için bu konuyla ilgili hem Türkiye ile olan ilişkileri germek, hem de bununla alakalı provokasyonlarına da devam edecektir diye düşünüyorum. Bu sadece havaalanında yapılan, biz kulübümüze havaalanında yapılan bir davranışla sınırlı da kalmayacaktır diye düşünüyorum. Peki, Doçent Doktor Ece Baban, çok teşekkürler. Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi, sağ olun.